Umre, bir sevgilinin sevgilisiyle buluşması. Bir aşığın maşuğuyla buluşması. Yıllar boyu Kabe aşkından hasretle gözyaşı döken buğulu gözlerin karasıyla o gözlerin gözlediği kara sevdasının buluşması. Öyle ya, gözünün karasıyla Kabe'nin karasının aynı hizaya denk gelmesi değilse kara sevda, o pembe aşk değil midir? Hakiki bir gönülde sahte, toz pembe aşklara yer yoktur. Zira hakka aşık olmayanın aşka hakkı yoktur. Umre, milyonlarca hayatın değiştiği bir sevdanın adıdır. Daha havaalanında başlar kalbiniz çılgınca çarpmaya. Heyecandan kalbiniz yerinden çıkacak gibi olur. O beldelere gitmeden önce mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumak gerekir. Zaten okuyan kişiler o maneviyatı apayrı yaşarlar. Daha gitmeden yeşil kubbe canlanır hayalinizde. Simsiyah Kabe belirir karşınızda. Darül Erkam'da İslam'ın gizlice yayıldığı o samimiyeti düşünür. Musab'ların, Habbab'ların, Hamza'ların, Ömer'lerin, Ebu Bekir'lerin, Osman'ların, Ali'lerin İslam'a giriş hikayeleri süsler bakışlarınızı. Hatice anamızın evinde vahyin gelişini düşler, hicreti daha varmadan yüreğinizde yaşar, ilk mescidin inşasını, Bedir'i, Uhud'u, Hendek'i canlandırırsınız. Bence umrenin en güzeli bilinçli olanıdır. Yani nerede ne yaşanmış hissederek yapılandır. Şuursuzca gidersek turistik bir ziyaretten ne farkı kalır? Orada sahabelerin hatıralarını hatırlamak ve aradaki zaman farkını kaldırıp Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ali'nin belki eline değmek ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetini dinlemek hayalen mümkün. Bu açıdan umre hem çok faziletli, hem çok maneviyatlı, hem de çok kıymetlidir. Umre bizim mezhebimize göre öğle namazının farzından önceki sünnet gibi müekket bir sünnettir. Ama diğer iki mezhepte vaciptir, yani mecburidir. Ömürde bir kere yapmak gerekir. O yüzden umre bu noktada çok kıymetli, bunu fark edelim. Sen de umre yolcususun ya da umre adayısın. Dua ediyorsun gidebilmek için. Yanıp yakılıyorsun. Biz de dedik ki gitmeden bir iki tavsiyede bulunalım sana. Mesela gitmeden önce yanınıza çok yük edinmeyin. Yazlık rahat kıyafetler alın. Sünnete uygun sarık cübbe giymek faziletli hem de keyifli. Sarıkla namaz kılıp 70 kat sevaptan mahrum kalmayın. Şu çok önemli, gitmeden mutlaka dua listesi oluşturun. Yani ne dua istiyorsanız hepsini tek tek yazın. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye etmek üzere topladığınız salavat umreye gitmenize bir bilet gibi oluyor. O yüzden salavat toplayın, salavat dağıtın. Ben ilk gidişimde bu taktiği yapmıştım. Bir abim bu aklı verdi bana. Herkesten salavat topladım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye etmek için. Sonra açtım ellerimi, dedim ki ya Rabbi, bu emaneti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri başında ona ulaştırmayı nasip eyle. Bizzat kendi elimle ulaştırmayı nasip eyle. Denedim, %100 de çalışıyor. Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin hemen arkasında bir yer var. Orada hem kıbleyi hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini karşınıza alarak kıbleye dönerek dua etmiş olursunuz. Bu da sünnete uygun olur. Hem hiçbir polis bu şekilde müdahale etmez. Öbür türlü olunca belki müdahale edebiliyorlar. Hem de doya doya dertleşirsiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile. Şehir olarak da önce Medine'ye gidilmesi bence çok farklı bir hava oluşturuyor. Farzdan önce sünnetin kılınması gibi Kabe'ye varmadan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gitmek, onu ziyaret etmek gerekir. Hem Kabe'nin ulviyetine de hazırlık yapılmış olur. İlk uçuşta direkt Mekke'ye gidince insan telaş eden tam istifade edemeyebiliyor. O yüzden size tavsiyem, eğer ilk defa Kabe'yi görecekseniz finale saklayın onu. Önce Medine'ye gidin. Zaten Medine sizi sarıp sarmalayacaktır. Medine'ye varana kadar salat ve selam getiren diller uzaktan yeşil kubbeyi görünce birbirlerini sarsmaya ve duygulanmaya başlar. İlk gözyaşı belki de otobüste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin bulunduğu yeşil kubbeyi görmeyle başlar. Ve varırsınız oraya. Selam kapısından girilir onun yanına. Salat ve selam getirdikçe dizlerin bağı çözülmeye başlar. Sevgililer sevgilisinin Aleyhisselatü Vesselam kabrini ziyaret etmek, onu bizzat ziyaret etmek gibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde
yeşil halılı bir bölüm vardır. Orası cennet bahçesi diye bilinir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bölgede namaz kılmanın cennette namaz kılmak gibi olduğunu söylemiştir. Kim istemez ki cennete varmayı, alnını cennet toprağına değmeyi. O yüzden herkes orada namaz kılmaya çalışıyor. Genelde de kalabalık. Ama yine de gece 2'den sonra oraya daha rahat girebilirsiniz. Aklınızda olsun. Ayrıca Medine'de Kuba Mescidini ziyaret edin mutlaka. Özellikle de cumartesi günü ise. Bedir'e gidin ve Bedir'deki kahramanlıkları hatırlayın mutlaka. Ve Uhud'da şehitlerden gelen taze gül kokusunu duymak için mutlaka oraya gidin. Hele de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Dağı'nda sığındığı mağara var. Eğer kapalı değilse esans dükkanı gibi taptaze gül kokuyor. Mutlaka gidin. Elini koyup abdest aldığı bir yer var. Orası taptaze gül kokuyor. Ama belki nefret, belki bilinçsizlik bazılarına oraları kapattırıyor. Mağaraya beton döktürüyor. Her neyse. Halbuki Uhud'da ne hatıralar var beton dökülemeyecek kadar, daima taptaze. Musab var, gencecik Musab. Allah yolunda kolunu vermiş, başını vermiş, varını vermiş, yoğunu vermiş. Resulullah sevdalısı, kahraman Musab var. Uhud'da Hamza var, Allah'ın aslanı Hamza. O şehit olduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar üzüldü ki hiç bu kadar üzülmemişti kainat serveri. Hiç bu kadar elem duymamıştı. Ensar ve muhacirin birbirinin şehitlerine taziye gittiklerini görünce her şehidin ağlayanı var ama benim amcamın ağlayanı hiç yok demişti. Bunu duyan sahabelerin hepsi kendi şehitlerini bırakıp Hazreti Hamza için ağlamaya başladı. Uhud'da paramparça edilen Abdullah bin Caş var. Uhud'da Resulullah öldüyse ne duruyorsunuz? Haydi biz de onun öldüğü yolda ölelim diye küffara koşan, şehit olana kadar çarpışan Enes bin Nadir var. Uhud'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için kılıcını alıp müşrikleri tek tek gebertirken nice yaralarına rağmen kahramanca kılıç sallayan Nesibe anamız var. 70 kadar şehidimiz var Uhud'da. Var da var. Ne Bedir'i, ne Uhud'u, ne Hendek'i anlatmaya video yetmez. O yüzden hepsini ayrıca anlatacağım inşallah. Siz yine de yorumlara yazın dinlemek istediğiniz hangi hatıra varsa. Her yerde ayrı bir hatıra vardır Medine'de. Zaten turunuz muhtemelen 7 mescidi ve 2 kıbleli mescidi gezdirirler. Osmanlı'nın son yadigarı Abdülhamid'in yaptırdığı 6666 ayete mukabil 6666 tuğladan oluşan cami ve tren garı var. Hani Medine'ye gelince raylarına keçe döşetmişti ya ecdadımız. Ta ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak ruhu gürültüden incinmesin diye. İşte biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Ecdadımız zamanında Kabe'den yüksek bina bile yoktu. Bu çok önemli bir hassasiyet. Mescid-i Nebevi'nin Ravza'nın yanındaki Baki mezarlığını ziyaret etmeyi unutmayın. Hazreti Osman, Hazreti Ayşe ve binlerce sahabenin ve binlerce evliyanın bulunduğu o mezarlık için rivayetle deniliyor ki sofranın çırpılması gibi o mezara gömülenler o şekilde cennete çırpılacaklar. Elbette o mezara gömülen herkes cenneti garantilemiyor. Her gece melekler oraya layık olmayan oradan taşıyor, oraya layık olanları da oraya getiriyor. Yani ümit var bizler için de. Medine'de bir namaza 1000 namaz sevabı verilir. Medine'de bulunduğunuz süre zarfı içinde orada hissedilen benzersiz huzur ile cemali tecelli ile Mescid-i Nebevi'ye bakınca oranın adeta dünyaya ait olmadığını, dünyaya ait olmayan bir manzara olduğunu, cennetten bir köşe olduğunu düşünürsünüz. Medine demek peygamberin misafiri olmak demek. Medine'yi Medine aşıklarına sorun, onlar anlatacaktır. Resulullah aşıklarına sorun, onlar anlatacaktır. Medine'nin tadına vardınız. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile vedalaşma vakti geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl ayrılır ki gönül? Veda edemeyecek ve belki şunu diyeceksiniz. Ya Resulallah, sana elveda diyemem. Zira elveda görüşmemek üzere denilir. Sana veda edemiyorum. Yine çağır bizi, yine misafir et bizi. Salat ve selam sana olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Medine'de verilen selamları bizzat kendisi alır. Allah ona ruhunu iade eder. Düşünsenize, size isminizle hitap ediyor ve aleykesselam ya Osman diyor. Düşünsenize, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki beni görmeden bana iman edip beni seven kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Düşünsenize onlardan olmayı. Evet ya Resulallah, biz de seni görmeden sevdik, görmeden senin sevdana tutulduk. Ve vakit ayrılık vakti. Hüzün çöker her yana. Ayaklarınız ayrılmak istemez ama sırada celali tecellisiyle Mekke var. Yola çıkmadan ihramınızı almayı unutmayın çünkü nur dolu, huzur dolu bir umre sizi bekliyor.
İhram giymeden önce mutlaka ihram yasaklarını araştırmanızı tavsiye ederim. İhram giymek, umre ibadetinin en çok heyecanlandıran aşamalarından birisidir. İhramı giyer giymez kalp çarpıntıları başlar. İhramın özelliği herkesin eşitlendiği bir kıyafettir. Kefen gibi. Kral da olsan, hizmetçi de olsan ihramla eşitlenirsin. İhram hepimizi sıfırlıyor, hepimizi hizaya çekiyor. Hizaya çekiyor benliğimizi. Ölümle beraber sıfırlanışımız gibi. İhram bizi kullukla sıfırlıyor. Bak diyor, sen bu kefensi kıyafeti giydiğin gibi bir gün gerçekten de o kefene sarılacaksın. Gururu bırak, aczini anla, Rabbine sığın, ona yak kalbini, ona koş, ona yan, ona dayan.